Demokrat Parti Kasım ayındaki kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetti. Ocak ayında Cumhuriyetçi Milletvekili John Boehner'ın Temsilciler Meclisi Başkanı olarak Nancy Pelosi'nin yerini alması bekleniyor. Demokratların Senato'da çok az farklı çoğunluğa sahip olması ciddi siyasi çekişmelere yol açabilir. Uzmanların çoğu sağlık reformu ve Wall Street'teki mali kuruluşları denetim altına alan reform gibi devrim niteliğindeki yasaları onaylayan kongrenin en verimli çalışan kongrelerden biri olarak tarihe geçeceğini söylüyor. American Enterprise Institute uzmanı Norman Ornstein de bu görüşte. 111. Kongre'nin önemli yasalara imza atma açısından zamanımızın en verimli kongre çalışma dönemlerinden biri olması aslında biraz şaşırtıcı. Bu kongre bazı Amerikalılar tarafından hor görülüyor. Kimileri bu çalışma döneminin hiçbir iş yapmadığını, kimileri ise çıkarılan bütün yasaların kötü olduğunu düşünüyor. Ancak tarihe bakıldığında bu kongrenin Başkan Lyndon Johnson'ın refah toplumu idealinin 89. kongresiyle aynı sırada yer aldığı görülüyor. Uzman Kasım seçimlerinde seçmenlerin yüksek işsizlik oranı ve mali sorunlar nedeniyle iş başındaki demokratları adeta cezalandırdığını söylüyor. Her iki partiden de ılımlı politikacıların yenilgiye uğradığı seçimlerde vergi ve harcamalarda indirime gidilmesini savunan, hükümeti küçültmek isteyen Muhafazakar Çay Partisi hareketinden çok sayıda aday zafer kazandı. Bunlardan biri de Güney Carolina eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Tim Scott. Çay Partisi hareketini Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin 1/3'üyle yani 83 kişiyle temsil ediyoruz. Bu kadar çok milletvekilinin elinde önemli bir fırsat var. Norman Ornstein, ılımlı demokrat ve cumhuriyetçilerin yerlerinin daha sert görüşlere sahip yeni liderlerle doldurulmasının Washington'daki siyasi ortamda kutuplaşmaya ve zıtlıkların artmasına yol açacağını söylüyor. 41 yıldır Washington'dayım ve kongre siyasetinin içindeyim. Şunu söyleyebilirim ki daha önce hiç bu kadar kötüsünü görmemiştim. Başkan Nixon'ın görevden uzaklaştırılması, Başkan Clinton'ı görevden almak için girişimde bulunulması gibi son derece gergin zamanlar geçirdik. Vietnam Savaşı, İran kontra soruşturması sırasında iki parti arasındaki zıtlaşma had safhaya ulaşmıştı. Ama bugünkü durum çok daha kötü. Congressional Quarterly dergisinden David Hawkins de yeni kongreden fazla bir şey beklemiyor. Hawkins, Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin Başkan Obama'ya büyük zorluk çıkaracağı görüşünde. Karşı taraftan muhalefetle karşılaşmayan bir parti, iktidardaki yönetimi köşeye sıkıştırıp zor durumda bırakabilir. Cumhuriyetçi Parti'nin artık çok sayıda soruşturma açma, Başkan Obama'nın danışmanlarını ve kabine üyelerini kongredeki bazı oturumlarda ifade vermeye zorlama ve bu kişileri kameralar önünde eleştirme gücü var. Önümüzdeki iki yıl içinde bu durumlarla sık sık karşılaşmamız mümkün. Kongre yasa yapmak yerine bunlarla uğraşacak. Başkan Obama Bush zamanından kalma vergi indirimlerinin süresini en zenginleri de kapsayacak şekilde uzatma kararı alarak bazı ödünler verip cumhuriyetçilerle uzlaşabileceğini gösterdi. Bu karara öfkelenen bazı demokratlar başkanın partisinin ana ilkelerine ihanet ettiğini düşünüyor. Uzmanlarsa Obama'nın kutuplaşmış yeni kongreyle işbirliği yapmak için her adımını çok dikkatli atması gerektiği görüşünde. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. (Gülüyor)